Merhaba arkadaşlar. Hani bazen diyorum ya, kızan oluyor, kaplan geliyor, tebelleş oluyor. Tabii burada kaplana, Hamdi sen de mi yoksa? Kaplana söyleyecek bir sözü yok. Kaplan tabii ki ekmeğinin peşinde. Antikada kızan durumları var. Bunu Zao'dan, Azap'tan, hatta kaplandan, hatta Hamdi'den de bunu görebiliyoruz. Hamdi de galiba gelmiş. Antika için bekliyor. Şimdi nasıl yapacağız? Antika'nın burada. Yalnız bu arada Antika'm çok güzelleşti. Harika bir kangala dönüştü. Orijinal bir köpek. Şimdi Azap benim gözümün içine bakıyor. Azap'ı dün akşamdan beri burada tutuyoruz. Hatta geçen akşam gece yağmur yağmış. Bir kalktım her yer ıslak. Azap ve Antika burada yağmurun altında kalmışlar. Çok kızdım, çok sinirlendim. Yani bu tür durumlardan dolayı Azap'ı bu hale getiriyoruz. Bakın Azap burada bu şekilde kalmış. Yani en kıymet vereceğimiz Azap, yani maneviyat olarak en kıymet vereceğimiz Azap bazen bu durumlara geliyor. Şimdi ben Azap'ı açmam lazım. Şu an köyde davar yok, mal yok. Azap'ın gezmesi lazım. Kaplan burada. Antika'yı ne yapacağım? Kaplan buraya atlayabilir mi? Yani Antika'yla, bu arada Antika'yla Azap'ın uyumunu görüyor musunuz? Çok harika yavrular olur arkadaşlar. Yani babam boş geçirelim diyor. Ama uyumu görüyor musunuz? Tam. Hani bazen Azap'a dişi bulalım, işte getirelim. Mesela Mars da çok güzel uyumlu. Yalnız Antika hakikaten en uyumlulardan biri diyebilirim Azap'la. Bakın Antika da öyle küçük müçük bir köpek değil arkadaşlar. Yani Antika'nın da boyu var, salı var ve Antika'nın verdiği yavrulardan görebiliyoruz. Mesela işte Şirin, Faça, ondan sonra Lady o kadar büyük değil. Ama Şirin Faça Antika'nın damızlığının çok güzel örneklerinden bir tanesi. Evet, şimdi Azap'ı açmam lazım. Tamam. Azap çünkü gözünün içine bakıyor. Aşırı derecede sıkıldı burada. Kaplan Azap'a cesaret edemez. Ya Azap da kolay kolay dalmaz. Azap gel. Dur Antika. Dur. Dur Antika. Dur. Sen çıkmayacaksın. Dua et Azap seni seviyor kaplan. Geçen gün seni bir eline aldı ufaktan ama o da Zalo'ya bir şey yaptın diye. Azap gerçekten çok akıllı bir hayvan. Ya kendi kapısındaki, kendi familyasındaki hiçbir tane köpeği ezdirmez. Mesela hiçbir şekilde kaplan Azap kaplana bir şey yapmaz ama geçen burada tam burada oldu. Zalo ile burada birbirlerine girdiler. Ayırdık, o sırada Azap çöktü kaplana. Kaplan o sıra ucuz yırttı abi diyebilirim. Bu işler sana göre değil. Sen çekil. Sen çekil oğlum hadi. Azap'ı içeri koyalım da Zalo'yu açalım. İsyankar Zalo'yu. Gerçekten Azap'la Antika acayip uyumlu. Valla ne olacak bilmiyorum. Yani şunu görmek için belki eşleştirebilirim. Hani Azap'ın eşleşme problemi vardı, şu vardı. Bakalım Antika'yla ne yapacak arkadaşlar yani. Bunu görmek istiyorum. Azap'la Antika çok da söyleniliyor. Demin video içerisinde gördünüz, muhteşem bir uyum içerisindeler. O yüzden
Evet, şimdi bakın bizim kuzuların içerisinde 4 tane büyük var. Onlar nereden geldi? Bakın şu boynuzlu. Ondan sonra bakın şu var. Sonra bu. Bakın görüyor musun? Bizim kuzulardan büyükler. Bunlar arkadaşlar biz Yaşar dediye götürdük. 6 tane kuzu bıraktık. 6 tane kuzuyu götürdük bıraktık. Dede dedik bu kuzular senin. Dede sağ olsun çok iyi niyetli birisi. Dedi ki oğlum dedi git dedi benim bahçedeki o kuzulardan dedi al. 4 tane 6 tane vardı bir tane kıvırcığın yavrusunun yani erkeğinden vermiştik. 6 tane erkek vermiştik. Bir tane o kıvırcığın şeyi uzun kuyruklu ölmüş. 5 tane kalmış. Bakın görüyor musunuz? Bunlar da bizim kuzular arkadaşlar. Bizim kuzularımız. Gittim. Bakın şu. 5 tane vardı. Bir tane bıraktım. 4 tanesini dedi al. Dede dedim olmaz. Biz onları sana verdik. Biz sana her sene kuzu vereceğiz. Oğlum dedi benim dediğimi yap. Git dedi al o büyükleri dedi. Benim kuzulardan al dedi. 4 tane 5 tane 5 tane al demişti. Bir tane söylemiş. 4 tane aldım. Bir tane bıraktım. Senin kuzulardan erkeklerden dedi en kötülerini götür benim bahçeye bırak. Ya dedim dede biz onları vermişiz olmaz. Hayır dedi benim dediğimi yapacaksın. Gittim. Aldım. Bakın görüyor musunuz? Fark. Bakın bunlar da bizim kuzularımızdı. Dedenin bahçe var. Büyük. Büyük bir bahçesi var. Orada sabahtan akşama kadar otladılar bunlar. Ne kadar gelişmişler. Dikkat edin. Bakın. Bu da bizim kuzularımız. Onlar da. Buradan da işte erkeklerden dedeye seçip götüreceğiz. Gene bahçeye bırakacağız. 4 tane aldım. 5 tane bırakacağım. Evet. Fark ortada bakın. Acemilikti. Yerimiz kötüydü. Bakamadık, edemedik. İyi kötü bakın. Görüyor musunuz? Yaşar dedeye bıraktım. Bahçede otlamış hayvan. Bu sene bizim dişilerden mayalıkları mayalık olacak, koyun olacakları ayıracağız. Erkekleri 14-15 tane var. Satacağız. Kendi ev malımızı, dişilerimizi bırakacağız. Sultan. Bak onu açacağımı anladı. Zavul seni zincire vuran bu hayat bize neler yapmaz ki? Zavuşki. Şimdi azapı içeri koyduk. Zavuyu açalım. İkisini birden açmıyoruz. Çünkü Zavu Azap abisinden kuvvet alıyor. Kaplana çöküyor. Sonra gene geliyor. Azap kurtarıyor. Ne oldu Zavu? Gel. Hadi gel. Zavu ya. Ne yapacağız seni? Ulan başımıza bela oldun ya Zavu. Ev vereceğiz seni. Nasıl ev vereceğiz? Bak direkt bir umuttur yaşamak diye antikanın oraya doğru beni gördü. Gidiyor bak. Ne oldu Zavu? Gel diyor kaplana binek. Bana diyor. Kaplan dövek. Zavu'nun en sevdiği halleri. Mermiye dönüşüyor bu anlarda. Fiziğe bakın ya. Zavu ne oldu? Bulaşma. Bak zincirden açtım. Kaplanı tabii götürüp bağlayacak halim yok. Hani diyorum ya. Bazen de köyde bağlansın bazı köpekler de bizi rahat edelim. Ha şimdi kaplan bağlanmış olsa ben Zavu'yu daha rahat açacağım. Ya oğlum bırak sen de paçalarımı. Manyak mısın Nesli sen? Ay sen ayrı fırlamasın ha. Evet Zavucuğum ne yapıyoruz?
Isırıyorsun yaman beni ya. Takmışsın paçalarıma benim ya. Bu tipe bak ya. Bu arada yaman çok güzel olacak arkadaşlar. Nazap'a da benziyor fiziği. Küçük enişte mermi gibi maşallah. Kapla sert köpek. Zavallı parkında. Sen Hamdi ile takıl burada. O da beklemede kalın. Şimdi içeri gideceğim. Sıkıntı yani. Zao gerçi pek yanaşmıyor ona. Yani Zao kaplanla boğuştuğu zaman çok felaket. Hatta bir kere kaplanı yatırdı altına biliyorsunuz. Çok felaket giriyor kaplana. Ama işte bir yerden sonra tepesinin atmasına göre. Hatırlıyorsunuz paçayla da bayağı bir mücadele verdi. Sonunda Zao o kadar. Pil bitti, gitti, yürüdü. Şimdi mecbur bırakacağım. Kaplan şu an bağlanmış olsa bu sıkıntı yaşamıyor. Boğuştukları zaman niye boğuştu? Yani ben de diyorum arkadaşlar yani bunu artık söylemekten bıktım. Yani bağlayın köpeğinizi. Siz bağlayın biraz da. Tamam Zal, sakin ol. Tamam sen aslansın, sen kaplansın. Sen paşasın, tamam mı? Bak bakışlar çok tehlikeli. Zao şu anda sinirden çatlıyor. Oraya gidemedi. Bak. Yani şu an elinden gelse kaplanı boğacak. Evet şimdilik bir sıkıntı yok. Böyle gezsin dolansınlar. Olmadı Azap'la Antika'yı içeri alacağım. Bu arada Azap çok içeride kalıyor arkadaşlar. Yani Mars'ta bayağı içeride kaldı. Şimdi Antika'da aynı şey olacak. Bekliyoruz, bekliyoruz. Eşleşme de olmuyor. Yani tüh diyorum yani bu şans nasıl bir şans? Neyse yani Zala orada erkeklik yapıyor. Uzaktan uzaktan. Ama bu hırsla bir kaplana girerse yani kaplan maplan tanımaz. Neyse Zala biraz kafayı dağıtsın o Kaplan Paşa. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Kaplan arkada bir köye gittim. Orada bir video çekiyordum. Dedi de bu orada bir arkadaş var. Dedi ki al bunu götür dedi. Dedim niye? Ya dedi köpeğimiz çok dedi al götür. O zaman da kaplan böyle hasta. Böyle çirkin mikin bir şey. Dedim hani hayvan yaşasın bari. Getirdik. Tedavi ettik. Kibrama verdik. Tedavi etti.
Kaplan büyüdü, açıldı, serpildi. Efsane bir köpek oldu arkadaşlar Kaplan. Rengi, tipi, boyu, her şeyiyle. Kibram onu çok seviyor. Kaplan da hatırlar beni o arabayı atıp da bu köye getirdiğimi. Onu da severim. Hatta Kaplan hatırlarsınız Zalu'yla küçükken, yavruyken kankaydılar. Ama tabi araya kız meseleleri girince bu işler değişiyor. Evet, Azap orada bekliyor. Maşallah. Çok uyumlular. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Piton'un otopsi raporunu bekliyorum. Hala haber gelmedi. Geldiği gün heyecanla bekliyorum ne olduğunu. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.